Türkiye sınırları içerisine karıştırılamadı ya. En azından Türkiye'nin sınırlarında tutulması gerekiyor. Türkiye'nin sınırları içerisinde tutulması gerekiyor. Tam da bu noktada Mustafa Güldağ'ın X hesabında PKK ve PYD ile ilgili bir paylaşımı var. Paylaşım dizisi, yazı dizisi var arkadaşlar. Çok maddeden oluşuyor. PKK nedir başlığını taşıyor. Müsaadenizle sizinle o yazıyı da paylaşayım. Yorumu sonrasında lütfen siz de canlı sohbetler kısmında ifade ederek, düşüncelerinizi ifade ederek benimle paylaşın. Şimdi burayı lütfen biraz cihazınızın sesini açın, öyle dinleyin. Çok önemli tespitler bunlar. Bir el yıllardır insanlarımızın PKK hakkında çok sığ şeyler ve aynı bilgiler bilmesi için manipülasyon yaptı. Yıllardır PKK hakkında konuşulanlar sığ, basit şeyler. Sadece vatan bölen terör oluşumu olarak bilip kötülememiz istendi. Bu kadar mıydı? Bu topraklarda geçtiğimiz yüzyılın en tehlikeli projesi, İslamsız Türk projesiydi. Günümüzün en tehlikeli projesi de İslamsız Kürt projesi. İkisini de aynı güç planladı. Birincide rol alan Türkçüler Türk değildi. İkincisinde rol alan Kürtçüler de Kürt değil. Kripto ajanlar. PKK'nın asıl tehlikesi bölücülük değil. Asıl tehlike PKK, İslamsız Kürt projesinin ana aktörü. Kürtleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail yerine Türkiye ve Türklere düşman etmek. PKK, Kürt-Türk savaşı başlatmanın sosyopolitik, sosyopsikolojik aracı ve CIA'nin kaoslu bölge teorisine hizmet eder. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Filistin ve Orta Doğu'da operasyon yaparken Türkiye'nin müdahale etmemesi için PKK ve PYD ardından seküler bir tampon set koymuşlardı. Bakın, şimdi size bir harita göstereceğim. Bu kısmı öyle okuyayım. Lütfen şimdi bu haritaya dikkatle bakın. Şimdi Mustafa Güldağ'ın bu düşüncesini, bu ifadesini bu harita üzerinde okuyayım size. Öyle yorumlayın. Amerika ve İsrail, Filistin ve Orta Doğu'da operasyon yaparken Türkiye'nin müdahale etmemesi için PKK ve PYD adında seküler bir tampon ve set koymuşlardı. İsrail, kuzeyden gelecek tehlike için PKK-PYD setiyle korunacaktı. PKK, İsrail'in emniyet sibobu olarak tasarlandı. Değerli arkadaşlar, bu haritaya baktığınız zaman aslına bakarsanız neden bu bölgede ısrar ettiğini, Amerika'nın burada bir PKK-PYD oluşumu, bir Kürt koridoru kurma ısrarını aslında daha iyi anlıyoruz. Bugün gelinen noktaya baktığımızda. Bunu 6 ay önce anlatmaya çalıştığımızda birçok kişi anlamamıştı. Ama bugün zannediyorum o kıt akıllılar meseleyi daha iyi anlayacaklardır. Gazze'den bize ne diyen o kıt akıllılar bugün Gazze'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum açıkçası. Umarım arkadaşlar öyledir, anlıyorlardır. Devam edelim. Başka önemli noktalar da var arkadaşlar. En önemli yere geldik. PKK en başından beri Osmanlı'nın yıkımında da rol alan, Amerika'ya egemen olan evangelist aklın projesi. PKK, Müslüman, Kürt, Türk direniş omurgasını yok etmek içindi. Bu omurga Batı'nın önündeki en büyük engel oldu. Bu omurga coğrafyanın sigortası. Olay büyük, iyi anlayın. Müslüman, Türk, Kürt direniş omurgasını yok etmeden bu coğrafyada tamamen başarılı olamayacaklar. Ne zaman topyekün işgal için gelseler, bu direniş omurgasına çarpıp geri döndüler. Bu direniş omurgası onları hep durdurdu. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, bu direniş omurgasını Malazgirt'ten başlatmış Mustafa Güldağ ama ben daha geriye götürüyorum, Kudüs'e. Kudüs'ün fethi, Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ü ordusu, Kudüs'ü İslam beldesi haline getiren ordu, arkadaşlar Türkler ve Kürtlerden oluşuyordu ağırlıklı olarak. Burası çok önemli. O gün bugündür aslına bakarsanız Kürtler ve Türkler bir olduğunda neler yapabileceklerini bütün tarihe ispatladılar. Ama bugün gelinen noktada Kürtlerle Türkler arasında çok ciddi setler kondu. Bu setler kırıldı mı? Kırılmaya çalışıldı. Ne kadar kırıldı? Onun yorumunu da size bırakıyorum. 1071 Malazgirt Savaşı, 1100 Haçlı Seferleri, 1514 Çaldıran Savaşı. Arkadaşlar 1100'den sonra çok sayıda Haçlı Seferi var bu arada. Çok sayıda. 1100 Haçlı Seferlerinin başlangıç yılı. 1514 Çaldıran Savaşı dedik. 1915 Çanakkale Savaşı, 2016 15 Temmuz işgali. Bu 5 önemli savaşta farklı emperyal güçler Kürt ve Türk Müslümanların direnişiyle karşılaştı. Sonunda Türk ve Kürt'ü ayırmadan bölgede başarılı olamayacaklarını, olunamayacağını anladılar. Devletin içine yuvalanmış İslamsız Türk projesinin aktörleri evangelist Siyonist akılla beraber PKK'yı tasarladı.
büyümesi için bir şeyler gerekiyordu. Kürt diye bir şey yoktur denip Kürtçe konuşana cezalar verildi. Bu Kürt halkının PKK safına kanalize edilmesi için yapıldı. PKK ve siyasi uzantılarına kanalize edilen her Kürt, evangelistler ve siyonistler için tehlike olmaktan çıkar. Sonunda evangelistlerin Mesih'in gelmesi için Türkiye ve Orta Doğu'da başlatacakları büyük savaşta Kürtler engel olmaktan çıkacaktı. Asıl hedef, büyük hedef buydu. Yalnız bir sorun vardı. Kürtlerin PKK'ya kanalize edilmesi için daha iyi bir şey lazımdı. Dikkat! ABD düşünce kuruluşlarınca üretilen bir plan bunu sağlayacaktı. Neydi o plan? Cevap, IŞİD yani DAEŞ. IŞİD, Kürtleri PKK safına itmenin sosyopsikolojik aracı oldu mu? Oldu arkadaşlar, kabul edelim. Hatırlayın, Suriye'de IŞİD bir yeri ele geçirdi, daha sonra orayı kime bıraktı? PKK-PYD'ye. Amerikan oyunu. IŞİD'in sözde İslami, yani IŞİD sözde İslami'ydi. Cümleler düşük olduğu yerde hata yapabiliyorum okurken arkadaşlar, sonra tekrar okuyup düzeltiyorum. IŞİD sözde İslami'ydi. Oyun burada başlıyordu zaten. İslam'a bağlı olan Kürtler İslamsız PKK'ya bu yolla kanalize edilecekti. IŞİD bir anda Kürt bölgelerini vurmaya başlar. Sözde İslami olan IŞİD Kürt katlediyor denip İslamsız PKK kurtarıcı haline getirilirdi. Getirildi de oyun derindi. Bu arada arkadaşlar IŞİD'e en büyük katılım İngiltere'deydi. Çok enteresan değil mi? İngiltere'den. İngiltere bunu bilecek ve buna müsaade edecek. Bu kadar istihbaratı güçlü olan bir devlet. Evet, meselenin özü aslında burada. Son yüzyılda bu topraklardaki en kirli sosyopsikolojik operasyondu. IŞİD gösterilerek Kürtlerin İslami olan şeylerden soğutulup, milliyetçi duyguları kabartılarak PKK'ya kanalize edilmesi sağlanacaktı. IŞİD'le Kürt halkında PKK ve siyasi uzantılarına sempati ve destek artar. Bakın IŞİD'le birlikte oluyor bunlar. IŞİD'in saldırıları sonucunda Kürt halkında PKK'ya ve onun diğer isimli uzantılarına sempati ve destek artar mı? Artar. Arttı da nitekim. Bölgeden bunu görüyoruz. Planı iyi anlayın. Türk devletinin içine yerleştirilip Kürt yoktur deyip Kürtçe konuşana ceza verenle sözde İslami olan IŞİD'i tasarlayıp Kürt bölgesine saldırtan güç aynıydı. Tüm amaç Kürt halkının milliyetçi duygularının kabartılıp PKK'ya kanalize edilmesiydi. IŞİD, PKK'nın toprak kazanıp adam devşirmesinin aracı oldu. IŞİD'le aynı zamanda Türkiye'de HDP'nin oyu da arttırıldı. PKK, Kürtlerin gözünde sempatik ve kurtarıcı hale getirildi. IŞİD bunun için vardı zaten. Asıl amacı İslamsız Kürt projesi olan PKK'ya Kürtleri kanalize etmekti. Sonunda ne olacaktı? Evangelist Siyonist olanların planları, yani bu plan gereği Orta Doğu'da büyük işgal yapılırken Kürtler pasifize edilip engel olmaktan çıkarılıp işgal kolaylaşacaktı. Hatta PKK'ya kanalize edilmiş Kürt de evangelist Siyonist aklın ordusuna dönüşecekti. Bir taşla iki kuş vuracaklardı. Kürtleri PKK'ya kanalize ederek bölgede evangelist ve Siyonist işgal büyüdüğünde sonunda Kürt dinamiği engel olmaktan çıkacak. PKK projesinin asıl amacı işte buydu. Bunun için tasarlandı PKK. Meselenin bu boyutunu maalesef bizden başka anlatan da yok. Yıllardır sığ şeyler konuşuluyor. Hatta ileri aşamalarda büyük bir Kürt-Türk savaşını başlatmak isteyecekler. PKK bunu sağlamanın sosyopsikolojik aracıydı zaten. Tıpkı Osmanlı'da Türk-Ermeni savaşı başlattıkları gibi. Arkadaşlar, bazılarınız diyor ki olmaz öyle şey. Türk'le Kürt savaşmaz. Ben de öyle düşünüyorum. Kürt'le Türk etle tırnak gibidir. Ama işte zehirlenirse iki tarafta Türk'ü de zehirlersiniz, Kürt'ü de zehirlersiniz. İki taraf birbirini öcü gibi görmeye başlar. Ne olur? İşte Osmanlı'da Türk-Ermeni meselesi gibi bakmışsınız Anadolu'da Türk Kürt kavgası bir anda kızışıvermiş. Olmaz olmaz dememek lazım. O yüzden bizim bu fitneye, bu oyuna gelmemek adına planları hayata geçirmemiz lazım arkadaşlar. Birbirimize karşı kardeşlik duygularını güçlendirecek planlar hayata geçirmemiz lazım. Bugün Türkiye'nin sınırında askerimizi şehit edenler sınırdaki İsrail ve sınırdaki ABD'dir arkadaşlar. Çok önemli bir tespit bu. İslamsız Türk ve İslamsız Kürt projesi
tam olarak başarıya ulaşırsa bu topraklar emperyal güçlere altın tepsiyle sunulmuş olur, önlerinde engel de kalmaz. Avrupa'dan Asya'ya bakın, Arap Yarımadası'na kadar, Afrika kıtasına kadar bir bütün olarak bakmak lazım meselelere ve çok yönlü ele almamız gerekiyor anlayabilmek. Ta okyanus ötesinden arkadaşlar, adamlar geliyor, Amerika geliyor, buralarda hesap kitap yaptırıyor bizlere. Ve Amerika'nın derin planlarını, işte bu bize hesap yaptıran, kitap yaptıran ABD'nin derin planlarını anlamak adına çok yönlü düşünmekten başka çaremiz yok. Yoksa anlayamayız. Tüm bu anlatılanlar bize şunu söylüyor. Türkiye başaramadığı gün parçalanacak arkadaşlar. Buradan Türkler kazınmayacak. Anadolu parçalanacak bakın. Türkler buradan kazınmayacak. Türkiye parçalanacak. Anadolu parçalanacak. Türkler içeride bir yerlere hapsedilecek. Denizlerle olan bağı kesilecek arkadaşlar. Sonra da köpeğin önüne atar gibi, ekmek atar gibi ne verirlerse bizi ona razı hale getirecekler. Amaç bu. Bütün mesele bu. Türklerin gücünü, Türklerin bölgedeki etkin, hakim gücünü, bölgedeki o kahraman gücünü, kahramanlık göstergeli gücünü, tarihten ileri gelen o kahramanlık dürtüsünü, başkalarını da uyandıran o dürtüsünü kırmak, Anadolu'ya hapsetmek. Arkadaşlar, bütün mesele bu.